Malum Kutsesu Hazretleri kendisine bir seyitlerden bir zat geliyor, bir kişi geliyor, ihtiyacını arz ediyor. O da onu Şeyh Abdülvehhab'a gönderiyor. Ona git, senin işini o görecek. Evet. İnne Cenab-ı Kutsül Sadat diyor ki seyitlerin zat-ı alleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak ehli, sülalesi, ehli beyt, nesli, kesirul berekati, bereketleri çoktur. Seyitlerin varlığı bile, zat-ı alleri, oralarda, o yerde bereketleri çoktur. Allah o bereketlerine bizleri müstefit etsin inşallah. Çok hürmet ederdi Efendimiz Hazretimiz seyitlere. Ne sebebiyle bereketleri çoktur? Bir vasıdatil cüz'iyeti. Cüz'iyet vasıtasıyla. Yani bir parça olmaları nedeniyle. Kimden bir parçadır onlar? Min seyyidil evvelin vel ahirin. Evvelkilerin, sonrakilerin, bütün kainatın efendisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir parçası olmaları hasebiyle bereketleri çoktur. Hani Fatıma benden bir cüzdü dedi ya. Evet. Allah kıymet bilmek nasip etsin inşallah. Evet. Devam edeceğiz mektuba. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma annemiz halife seçilen, daha yeni halife seçilen Hazreti Ebubekir Efendimiz'e geliyor. Diyor ki babamın Hayber'den hissesine düşen bir de fedek arazisi var babama ait. Mirasımı ver diyor ona. Mirasını istiyor Fatıma annemiz. Tabi Hazreti Ebubekir Efendimiz de danışmanı Hazreti Ömer Efendimiz. Burada dava çok önemlidir. İslam tarihinde her olay bizim için bir derstir. Bunu da biz kendimize onları ders yapalım. Dava çok önemli, dava, dava. Yani Efendimiz Hazretleri bize hangi davaydı? İslam davası, değil mi? Şeriat. Ama şimdi senin hocan, senin şeyhin bir dava bıraktı. Bir de yakınları bıraktı, değil mi? Şimdi ne yapacağız? Ben bunu şöyle anlatayım. Büyükleri bırakalım kenara da böyle. Benim hocam böyle. Takıldın hocam peşin. Hani dava? Şimdi bak görüyorsun burada. Fatıma annem istedi mi? Benden bir parçadır dedi. Hazreti Ebubekir Efendimiz dedi ki veremem dedi. Veremem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ma terekna o sadakatun. Ne bıraktıysak biz miras olarak biz la nüverretü, peygamberler mirasçı olunmayız. Hepsi sadakadır buyurmuş. Dava bu. Peygamberin malı evlatlarına miras olarak kalmaz. Değil mi bu dava? Şimdi bu da Resulullah'ın kızını vereyim. Hani dava? Vermedi. Ama bu da Fatıma annemiz. Dedi ki, sen dedi, Resulullah'ın dedi, şeyleri kim dedi varisleri? Varisi. Varis dedi sensin dedi. Ailesi, yakınları. İyi dedi. Peki sen ölünce senin varislerin kim olacak dedi. Senin çoluk çocuğun. Senin malın kime kalacak onlara? Niye benim babamın malı bana kalmıyor? Kızdı. Çıktı gitti. İşin gönlünü alacaksın. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Hazreti Ömer gel dedi Fatıma'yı kızdırdık. Dedim gönlünü alalım. Ama dava duruyor. Gittiler kapıyı açmaz. Kızdı bir defa. Müsaade istiyorlar yok. Dediler gidelim Hazreti Ali'yi bulalım da bizi alsın yanına onun gönlünü alalım. Hazreti Ali Efendimiz'i buldular çarşıda ve dediler gel bizi Fatıma ile barıştır. İçeri girdiler. Yüzü duvara dönüp kızmış. Bu sefer anlattılar yine.
Dediler ki siz bana bir hadis-i şerif okudunuz. Yani Resulullah buyurdu, ma tereknav sadakatun. Ben de size bir şey okusam sizi hani bunu kabul eder misiniz? Ederiz dediler. Dedi vallahi babam Resulullah sallallahu buyurdu ki Fatıma'yı seven beni sevmiştir. Onu kızdıran beni kızdırmıştır. Vallahi siz beni sevindirmediniz ve kızdırdınız dedi. Dedi doğru. Ne olacak şimdi? Ne yapayım? Resulullah'ın bu hadisi var da kıyamete kadar bu hadis devam edecek de. İntikal etmez. Bu sefer dediler ki biz sana Beytülmal'dan yine mal verelim, maaş verelim. Değil mi? Maaş, ulufe verelim. Maaşınızı istemiyorum dedi. Kızdı. Reddetti. Ve verilmedi ona. Çünkü hadis-i şerif vardır. Ama bak Fatıma'yı kızdıran beni kızdırmıştır. Demek ki biz yani buradan şunu anlıyoruz. Yani biz bu usulü takip edeceğiz değil mi? Orada Efendi Hazretleri'nin usulü var, uslubu var. Koymuştur. Senin kocan çıkmış şeyh diye çıktı ortaya diyorsun, düşüyorsun peşine. Ha? Hani sen dava? Sen daha bir şey söylemedin ya. Allah böyle patika yollara gitmekten bizi muhafaza et. Peki. Aleyhisselatü vesselam yetahiyye. Ecellu diyor ki İmam Ahmet. Ecellu daha da yücedir. Neden? Min en yübeyyene açıklamaktan ve beyan edilmekten, anlatılmasından ne menkıbetuhum o Ehl-i Beyt'in, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'in menkıbeleri, faziletleri ve mehmidetuhum onların güzellikleri, övünecek işleri bir lisani dil ile, yani bunlar dil ile anlatmak mümkün değil diyor İmam Rabbani Hazretleri. Ha? E sen anlatıyorsun. E illa o kadar var ki en neşter ya biz kalkıştık müfiyade babi bu konuda bir şey de söylemeye kalkıştık. Niye? Liyekûne olsun. Ben Ehl-i Beyt işini öveceğim anlatacağım. Olsun. Evet. Medhuhum onları medhetmek sebeben sebep olsun. Cuma diyor ki Efendi Hazretleri hocam çok anlatıyor. Anlatıyor da kendini övüyor. Kendini anladım. Sebep olsun lisaadetine, bizim saadetimize. Ehl-i Beyt'i anlatmak bizim bahtiyarlığımıza sebep olsun diye onları anlatacağım diyor. Ve innemâ nemdehu enfusuna, biz kendimizi övüyoruz. Tızımnihi, onları anlatırken yani çaktırmadan da biz diyor kendimizi övüyoruz. Tabii sen şeyhini anlat, ne kadar anlatsan kendine versin. Allah'a ne kadar versen kendin şey etmiş olursun. Bak bu ne kadar Allah'ı güzel seviyor, anlatıyor. Zımnında bu var ha. Ve tazherul mevedde sevgi zahir olur. Ortaya çıkar ki elleti o sevgi onları anlatırız. Emerenallahu bihâzâ bihâ. Allah Teala Ehl-i Beyt'i sevmemizi Kur'an'da emretti bize ya. Sure-i Şura'da değil mi? Kullâ-i sâlikum âlihi ecren. Ben size ey peygamberim söylüyor. Bu tebliğime karşı bir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba. Ancak benim yakınlarımı sevmenizi istiyorum. Bu kadar. Benim yakınlarımı sevin ya. Bunu istiyorum. Ehl-i Beyt'i sev. Allah-u Teala Ehl-i Beyt'i tam hakkıyla sevmeyi bizi muvaffak eylesin. Şeyhimizin de yakınlarına Allah sağlık sıhhat versin. Dua ediyor. Allahümme cealna min muhibbihim. Ya Rabbi bizi Efendimiz Aleyhisselam'ın cüzleri olan o Ehl-i Beyt'in sevgisini bizlere ihsan eyle. Amin. Onları sevenlerden eyle. Amin. Bi hürmeti Seyyid-i Mürselin, gönderilmişlerin Efendisi'nin hürmetine Ali ve Aleyhisselam. Peki şimdi geçiyor konuya. Ve hamilü arrizati. Mektup yazıyor. Seyyid geldi ona. Yani şöyle anlayın. Bir talebe geldi sana. İstanbul'a geldi. Okuyacak değil mi? Bizi gönderdi sana. Yardım eder sana. Sen ne yapacaksın? İlgileneceksin. Gelen kişinin özelliklerine bakacaksın ama. Onunla ilgileneceksin. İhtiyacını göremedin mi?
ihtiyacını görecek birine havale edeceksin. Asla bir hocada, bir kişide ben anlamam. Olmaz. Şeyhimiz böyle demedi. Buradan oraya gidene kadar bir saate gidiyor, yarım saate kadar gidiyor. Ona derdin, ona derdin, öyle değil mi? Eskiler. Derdini dinleyeceksin. Ben anlamam. Olmaz. Anlamazsan anlayana göndereceksin. İmam Rabbani bunu yapıyor. Ve hamil arzuvati, bu arzuhalı, bu mektubu getiren kişi, evet, Es-Seyyid Ahmet, Seyyid'dir ha diyor. İsmi de Ahmet'tir diyor. Min zümreti saadat, saadat zümresindendir diyor, seyitlerdendir diyor. Ey Şeyh Vehhab, sana gönderirim kişi var ya, seyitlerdendir ha, dikkat et. İki, ve talebe ve min cümleti talebetil ulum, bir de şeriat ilimlerini okuyan talebe zümresindendir. İkinci özelliği, bir de talebe, şeriat ilmi okuyor ya, hafızdır, hoca olacak, ihtiyacı var. Görüyor musun büyükler nasıl yapıyor? Efendimiz'e aynı ahlak vardı. Üç, temremin cemaati salihiyim, bir de salihle cemaatindendir. Ne demek? Yani Allah dostlarından el almıştır. Salihle cemaatindendir. Muhammed Efendi cemaatindendir değil mi? Salih cemaatindendir. Bu üç özelliği var. Böyle bir adam hiç geri çevrilir mi? Yok olmaz. Yok demek de doğru değil Efendimiz dedi. Ya bu iş olmaz ama olmaz demek de doğru değil dedi. Bir çare bulacaksın. Fakat teveccüh ila tilkil hudud, sizin o taraflara doğru yöneldi. Min cihati zıykı maişet. Maişet darlığından dolayı. Yazmış ya. Maişet darlığı var. Biz zekat alamıyoruz, edemiyoruz vesaire, okuyorum, ediyorum değil mi? Yazdı İmam Rabbani Hazretleri'ne. Benim de yok. Demedi. Ne dedi? Sen dedi Şeyh Vehhab'a git. Onun parası vardır. Tamam mı? Ona git. O senin ihtiyacını görsün. Ama gönderken bunu, buna para ödemedi. Mektup yazdı. Bak dedi, bu adamın var ya, seyittir. İkincisi nedir? Bir de talebedir. Üçüncü salihlerden, Eylülat'tan dersi de ele almış. Efendi Hazretleri devlet ricallerinden, biz bu politikadan Allah bizi uzak etsin. Bu tenkittir. Bir Allah dostunu tenkit ederiz. Allah dostunu sevdiğini tenkit ederiz. Allah muhafaza. Geçmişte. Bunu sonradan duyduk Efendi Hazretleri'nden. Birbirimize bunları söyleyelim. Niye bunu söylemiyorsun? Ali yine konuştu. Yani nereyi idare ediyor adam ya? Hoca efendi ben beşinci kuvvetim dedi. Efendi Hazretleri buyuruyor. Eylullah'tan el almış bir adamın Ali ile konuşulur mu? Allah uşa baksın ya. Mehmet Zahid Kodumasını el almıştı o zaten. Eylullah'tan el almış bir zatın Ali ile konuşulur mu? Allah uşa baksın. Edebe baksın ya. Allah bizi konuşmamızı düzgün eylesin inşallah. Büyükler nasıl yaptı, nasıl konuştu, nasıl dedi? Biz de öyle yapalım ya. Bu kadar ya. Bırak iradeni teslim et Efendi Hazretleri'ni ya. Değil mi? Aklını çok mu kesiyor? Aklını çok mu kesiyor ya? Kesmiyor aslında. Evet. Maişet derdinden dolayı o tarafa geldi. Dinkâne fil bâbil âli. Eğer yüce kapınızda varsa mecalun. Mecal. Bu adamın ihtiyacını görecek durumdaysanız, tamam mı? Durumdaysan fel müşarüley, size bahsettiğim kişi, evet, laikun, referans veriyorum. Laiktir bin nazari vel istimdat vel imdat. Nazara, gözetilmeye ve yardım edilmeye laiktir. Acıma bundan parayı. Anladın mı? Allah bizde böyle etsin inşallah. Sen şimdi yanını istiyoruz diyorsun. Oğlum dur bakalım. Tabi. Devam et bakalım. Biraz böyle ağla sızlan medese de. Yokluk çek ede değil mi? Ya bugün bir şeyin cenazeyi yazacak öğleye. Hayatta kimseyi incitmek diye bir mefhum yoktu aklında yani. O kadar ahlaklı. Ama dünya yüzüne gülmedi. Ne bir güzel arabası oldu. Ben eve giderken bağlamı arabası öyle asmış kaportayı böyle bir şey etmiş uğraşıyordu, eski bir araba. Ne güzel bir evi oldu. Ne de güzel bir elbise giydi. Böyle
yaşadı ama kanser idi. Hiç şikayetçi olmadı. Böyle bir Allah dostu. Allah Teala iyi ahlakla gitmek nasip eylesin. Sevilmek değil mi? Güzel ahlak. Kötülükle bir şey bilmez ya. Böyle güzel ahlak sahipleri var. Bizim Ozan'dan bir tanesi böyle. Buna dedi de bunu kızdıracağız. Kızmıyor. Bu da bir güzel bir şey ya. Kesin verilmez ki. Yemek yerken bunu şimdi kedi üzerine şey edecekler. Kediye bir şey gösterdi de kedi dolaşıyor ya. Buna kedi üzerine bir sıçradı mı? Dedim ona ki kızmadım onlara. Kızdım. Ne dedin? Vallahi ben olsam yapmazdım bunu. Bu kadar demiş yani. Aşk olsun. Ben olsam bunu yapmazdım. Bu kadar kızmış ha yani. Kızması bu kadar. Evet. Geçin darlığından geldi. Ve müstahikun layıktır fil gayeti. Son derecede bu işe müstahiktir. Ona verecek şey müstahak deriz. Kişiye müstahik. Ya. Ve illa ha senin eğer kapında senin yanında bir mecal yoksa onun durumunu karşılığında gücün kuvvetin yoksa feyenbeği gerekir yine bu İmam Rabbim nasıl yönlendiriyor ya ne ki tevfihu ila şahsin onu yine bir şahsa sen de göndereceksin adamı kapıdan çevirme yok deme sen de bir şahsa ki minel muhlisin ama muhlislerden bir adama gönder onu öyle herkese gönderme Hazreti şey var sizden biriniz eğer bir şey istemeye ihtiyacı olursa salihlerden istesin. Salihlerden. Nereden bileceğim? Yüzden anlaşılır diyor. Bak kitapta yazar fıkıh kitaplarında namazı kılmayan şeriat devletinden uyarılır, nasihat edilir sonra biraz sopa atılır ona. Keşke bu namazı gidenler dese ona şey diyor, aa keşke ayağıma iki tane vursalar da namazı kılsaydım da şimdi namazın vebaliyle gelmeseydim ahirete. Sonra hapse atılır diyor ya. Ta ki yüzünde salihler siması oluncaya kadar. Ha ben kılıyorum. Yanında mı kılıyorsun? Sen gerçekten kılmaya başladıysan senin yüzünde bakın. Tamam sen salihlere benziyorsun. Efendi Hazretlerimizi bir umrede bırakmıyor o şey polisler ve abiler. Elektrik cemaat arkasında kalabalık tecemmü memnu. Aldılar yanımızdan götürdüler Efendi Hazretlerimizi. Yalnız fistanı vardı eskiden polisler tesisinde. Götürdüler müdürü haremeyin. Mekke Medine baş imamına. Götürdüler onu. Efendi Hazretleri gitti. Efendi Hazretleri görünce o kat sesli bir tane imamları vardı eski yaşlı. Dedi ki sen salihlere benziyorsun dedi. Ama bu adamlar seni rahatsız ederler. Arkanda fazla kişi oturmazsın. Ve ertesi sabah da Recep-i Şerif'in birisi Beytullah'a girilecek. Beytullah'a girilecek. Oraya girmek için de protokol gerekir. Sana iki tane kart veriyorum dedi. Beytullah'a girmek için. O şikayet için onu şey etti, götürdü. Allah-u Teala Efendi Hazretleri'ne iki tane kart verdik. Kabe'ye girmek için. Hatmi Şerif'te buyurdu ki nezakete bakın. Buyurdu ki Efendi Hazretleri arkadaşlar Kabe'ye girmek için iki tane kart verdiler bize. Bu ikinci kişiyi de siz istişareyle aranızda belirleyin. Allah Allah. Sen gel dese biri kızacak. O da kızacak. Ne mesaj görüyor musun? Siz belirleyin dedi. Ve Kabe'ye girdi. Sonra çocuğu buyurdu Kabe'ye girdim. Böyle merdiven başına gördük onu. Bizi anlıyorlar. Şöyle yaptı. Sonra buyurdu ki hepinizi gönlüme koydum Kabe'ye girdim buyurdu. Allah gönlüne çıkarmasın. Amin. Çıkarmazsın inşallah. Amin. Bak kime onu sana haber et bir muhlisine birisine ya sen de niye geldin falan demezsin liyec'alehu bu gelen seyidi bu talebeyi kılsın mutmeyinden rahatlatsın onu ya değil mi minciyeti maişet maişet derdinden ne kadar güzel anlatıyor ya mektubat mektubatta ya velemma teyakkantu ennelli cenabiküm biraz da İmam Rabbani isteriz biz diyor yapalım adam ile böyle taltif edelim ne zaman bildim diyor sizin zat-ı halinizde teveccühen etemme tam bir teveccüh böyle gelen talebeyi seyitleri seviyorsun bildim fi havali fukara dervişleri ve muhtacine muhtaçlara karşı bilince ve halel hususi fi imdadi saadati azam saadati azam seyitlere karşı özellikle sizin ilginizi alakanızı görünce ekdemne ala tehri kelimatin İşte bu kelimeleri yazdım diyor ha. Ben senin gördüğüm bu şeyleri.
Vel medkuru ve inlem yestes'id vakte zehab. Şimdi böyle bir şey daha devam dersin. Böyle bu kadar ilgilendi bununla İmam Rabbani Hazretleri. Bakın anlayamadı. Efendi buydu. Anlayamadı. Öyle bilerek yapmazdı. Giderken de gel İmam Rabbani dedi, elini al değil mi? Gidiyorum hocam. Tamam. Giderken İmam Rabbani de görüşmedi. Diyor ki her ne kadar giderken mesul olmadıysa bir saadeti ruhsat, ruhsat saadetiyle izin. Yani sırf izinli gitse o saadet oluyor. Büyüklerden izin aldı. Her ne işi olsa olsun, her ne olsa olsun, o zaman şunu yapacağım, bunu yapacağım, sefere çıkacağım. Ha, saadet. O ruhsat, izin saadet oluyor. Ha, saadeti, huzur, mutlulukla gidiyorsun. Her ne kadar giderken bizden izin almadıysa da yine kızmıyorlar ya. İlla ennehu dahilu fi zümreti muhlisin. Fakat muhlisin zümresi dahildir. Muhlistir diyor. Rezakallahu subhanehu el istikamete. Allah bizlere istikamet ihsan etsin. Vel ihlasa ihlas versin. Fi mehabbetiyim. Onların muhabbeti usma ve ziyade alâllâki imbisat. Buna fazla çetmek imbisattır. Bazen hocalarımızı anlıyoruz. Zamenlikli Mustafa hocam buyurdu ki Rezakaya kelimesine, mektubata ekreme manası verelim. Allah bize rızık versin istikameti. Arkadaşlar böyle tercüme ediyor. De ki Allah bizlere istikamet insan eylesin. O zaman da rezaka değil mi? Yani minibar yok ama bizden metne çok maaş. Arapça açıklıyoruz. Bakalım ne çıkacak ne? Kutsal-i Kudsiye'den. Rastgele bunu açtık evet. Gönül ver onlara eyle muhabbet, işaret eyle de şems-i nübüvvet, ayağın ola sana feyz-i hüviyet, ne hacet gayri izze ve ca ve devlet, sefaretin geç vakaydım, cemali bakama sedim. Bu zatlara gönül ver, rabit et. Evet. Nübüvvet güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işe onları sevip onlara rabit etmeye işaret etti. Mevla Teala'nın cemali nuru sana aşikar olsun. Evet. Bundan gayri azizlik, kulluk, devlete ne ihtiyaç var? Değil mi? Büyük de sana teveccüh ediyor, el almışsın. Bundan başka daha devlete ne hacet var? Ne yapacaksın ululuğu, ne yapacaksın makamı, ne yapacaksın malı mülkü? Evet. Bunlardan gayrisi sefalettir. Onlardan geç baka gidelim, cemali baka mahsus edelim. Cenab-ı Hak bizleri bu kapıdan dostlarına ayırmasın. Geçmişlerine rahmet eylesin. İlahi Şerefine ve Aleyhisselam'a çekilir. Fatiha. Salli ala Muhammed.